A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı. Bir analitik geometri sorusunda doğrusallık kelimesini görüyorsan bu sorudan anlaman gereken şey eğimlerin birbirine eşit olduğunu bilmem. Eğim M harfiyle gösteriliyor. Ve koordinatları verilen noktaların eğimleri nasıl bulunur? Yani bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nasıl bulunur? Doğru üzerinde 3 tane nokta var ki bu noktaların ikişerli ikişerli eğimleri birbirine eşittir. Dolayısıyla şuradaki eğim şuradaki eğime eşittir. Eğim ise y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. O zaman başlayalım eğimi bulmaya. Eğim eşittir. Y'leri birbirinden çıkarıyorum. 8'den k'yı çıkarıyorum. A ile B için konuşuyorum. 8 eksi k. Eksi 3'ten de 1'i çıkarıyorum. Eksi 4. Eşittir. Diğer eğimine bakıyorum. Şu ikisinin eğimi. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. K eksi 1'den eksi 3 çıktı. K artı 2. Çözelim bunu. 16 eşittir. 8 eksi K ile K artı 2'nin çarpımı. Açalım bunu. 16 eşittir. 8K artı 16. Eksi K kare. Eksi 2K. 16'lar gitti. K kare karşıya gitti. 2K onu takip etti. Eksi 8K da onu takip etti. Hatta takip etmesin. Direkt şurada düzenleyip gönderelim. K kare eksi K kare artı 6K eşittir 0. Ve K parantezine alınca 6 eksi K eşittir 0. K'nın bir değeri 0. K'nın diğer değeri 6 bulunur. Toplamlarını istiyor. Buradan da 6 gelir. Yandaki soruya bakalım. Noktasından geçen doğrusuna paralel. Şimdi eğer paralel diyorsa bir doğru diğer doğruyla paralelse paralel ise eğim 1 eğim 2 eşittir. Denklemi verilen doğrunun eğimi nasıl bulunur? Uzun yoldan ve kısa yoldan yapacağız. Y'yi yalnız bırak. Karşıya yolladım Y'yi. Her tarafı Y'nin katsayısına böl. Y'nin katsayısı 1 mi diye kontrol et. Evet, artık Y'nin katsayısı 1. Dön X'in önündekine bak. X'in önündeki sana eğimi verir. Eğim 2 bölü 5. Sorularda bunu göreceğiz. Ama her zaman için bunu kullanmayacağız. Bu uzun yöntem. Sadece bir kulak dolgunluğu, bilgi aşinalığı olsun. Evet. Şimdi iki doğru birbirine paralelse eğim de x ve y'nin katsayılarına bağlıysa paralel doğrularda x ve y'nin katsayılarına kadar olan kısımlar birbirinin aynısıdır. Şuraya kadar aynı. Şu n'ler aynı olsa çakışık olur. Yani n ile y de birbirinin aynısı olsa çakışık olur ama farklı olmasını istiyorum ki paralel olabilsin. Hangi noktadan geçmiş bu doğru? 2'ye 0. Noktasından geçen ya da üzerinde kelimesini görünce kök denklemi sağlar. Bunu anlayacaksınız. Yani x yerine 2, y yerine 0 yazacağız. 2 çarpı 2 eksi 5 tane 0 artı n eşittir 0. Dolayısıyla 4 artı n eşittir 0'dan n'i buradan ne buluruz? Eksi 4 buluruz. Getir yerine yaz. 2x eksi 5y eksi 4 eşittir 0. Şıklarda bunu arayacağız. 2x eksi 5y eksi 4. Bursa. Noktası doğrusu üzerinde. Doğrusu üzerinde olunca köktür. Kök denklemi sağlar. X yerine 3, y yerine a yazacağız. Çözelim bunu. 2 çarpı 3 artı 4 tane a eksi a eşittir 0. 6 artı 3a eşittir 0'dan 3a eşittir eksi 6. A'yı buradan ne buluruz? Eksi 2. Bizden de bunu istiyor zaten. Eksi 2. Yandaki soruya gelelim. Bu noktadan geçen ve bu doğrusuna dik. Dik diyorsa eğimler çarpımı eksi 1'dir. Şunun eğimini bulalım. Eğim 1, y'yi yalnız bırakınca x'in katsayısıydı. Yani 2 bölü 5 buranın eğimi. Y'yi yalnız bırak, x'in önündekinin 2 bölü 5 olduğunu göreceksin. Eğim 2 ise buna dik dediği için çarpımları eksi 1 olur. 2 doğru. Birbirine dik ise eğimler çarpımı eksi 1'dir. Bu doğrunun eğimi a bölü b'dir. A'sı 2, a eksi a bölü b. A'sı 2, y'si eksi 5 olan eksiler artıya dönüşecek. Eğimi bulduk 2 bölü 5. Dolayısıyla bir doğrunun eğimi biliniyorken diğerine eğimini bulmak istiyorsak yerine yazıp şu işlemi de çözebiliriz. Ya da ters çevir eksiyle çarp. Eksi 5 bölü 2.
Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemde y'ni yazarsak denklemi bulmuş oluruz. Y eksi y 1 bölü x eksi x 1. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklem formülü. Eksi 5 bölü 2 eşittir. Y eksi 0 bölü x eksi eksi 2'den x artı 2. Eksi 5x eksi 10 eşittir 2y. Düzenlersek eksi 10 eşittir 2y artı 5x. 2y artı 5x eksi 10 karşıya artı diye gelirse doğru cevabın c olduğunu görmüş oluruz. Noktasından geçen eğimi 5 olan doğrunun denklem formülünü az önce yazdım. Y eksi y 1 bölü x eksi x 1. Eğimi vermiş 5. Y'si belli 2. X'i belli eksi 4. X eksi eksi 4'ten artı 4 olur. 5 eşittir. Y eksi 2 bölü x artı 4. Çözelim bunu. 5x artı 20 eşittir. Y eksi 2. Çözelim bunu. 5x eksi y eksi artı 22 olur. Çünkü eksi 2 karşıya artı diye gelir. Artı 22. Ya da y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. 5x artı 22. Diğer soruya gelelim. Köşe koordinatları böyle olan üçgenin AC kenarına ait kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemi. Ey maşallah. Şimdi soruya bakın. Şu A, şu B, şu C. AC kenarına ait kenar ortay şudur. Şurada bir yerde bir D vardır. Kenarı ortaladığı için şöyle çift çizgiler yaparım. Şimdi D orta nokta olduğundan A ile C'nin toplamının yarısıdır. A ile C'nin toplamının yarısı. 1 ile 4'ün toplamı 5. Yarısı 5 bölü 2. 1 ile eksi 2'nin toplamı. Eksi 2 yarısı eksi 1. Evet. AC kenarına ait kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemi. B'nin koordinatlarında bana 2'ye eksi 5 vermiş. İki noktası bilinen doğrunun eğimi bulunabilir. Eğimi bilinen doğrunun denklemi de bulunabilir. Eğimini bulalım. Eğim B'de. Eksi 1'den eksi 5 çıkacak. Ya da evet eksi 1'den eksi 5 çıksın. Bölü 5 bölü 2'den 2 çıksın. Çözelim bunu. Artı olur bunlar. 4. Şurası 4. 1'den 4 çıktı. 1 bölü 2. Takla atacak. Buradan da ne geldi? 8. 8 eşittir. Y eksi şuradaki formülü bir daha yazmıyorum. Y eksi. Rahat olan nokta bu. Eksi 5 bölü. X eksi 2. 8x eksi 16 eşittir y artı 5. Karşıya yollarsam 8x eksi 21 eşittir y gibi bir ifade bulurum. Bakalım var mı böyle bir şık? D. Noktalarından geçen doğrunun denklemi. İki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Dolayısıyla eğim 0 bölü bir şeyden 0 geldi. Eğim 0. Yani x'ler değiştikçe y ısrarla aynı kalıyorsa bu y her zaman aynı olduğu için y eşittir 5 doğrusudur. Çözmek için böyle söyleriz. Yerine yazsak da aynı şeyi bulurduk. Köşe koordinatları ABC olan ABC üçgenin diklik merkezi D noktasıymış. A, B, C. A'dan gelen uzaklık diklik, B'den giden uzaklık diklik, C'den giden uzaklık yine diklik. Şurası da D'ymiş. Şu koyu mavi. C ile D noktalarından geçen doğrunun denklemini istiyor. Şimdi C'nin koordinatları elimde var. 0, eksi 8. Ancak D koordinatı yok. Dolayısıyla diklik merkezini verecek şekilde formül de elimde yok. Ancak ben biliyorum ki şu koyu mavi doğru AB doğrusuna, yani şu kırmızı doğruya dik. Kırmızı doğrunun eğimini bulursam, eğimi ters çevirsem mavi doğrunun eğimini bulurum. Kırmızı doğrunun eğimi A ve B'ye bağlı. O zaman eğimi bulalım. Kırmızı doğrunun eğimi kırmızı M. 7'den eksi 2 çıktı 9. 4'ten 3 çıktı 1. Eğim 9. Mavi doğrunun eğimi de bunun tam tersi. Eksi 1 bölü 9. Bir de eksiyle çarpılmış hali var. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemi bulunabilir. Eğim eşittir. Bir daha yazmıyorum şu formülü. Y eksi, eksi 8, x eksi 0. Çözelim bunu. Eksi x eşittir. 9 tane y artı 72. Bakalım var mı böyle bir şık.
9y artı x artı 72 eşittir 0. Bursa.